Anayasa Mahkemesi'nin aldığı çok kritik bir iptal kararıyla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. fıkrası. Şimdi böyle söyleyince nedir bu fıkra acaba diye haklı olarak soruyorsunuz. Aslında siz de son yıllarda özellikle çok sık duydunuz bunu. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek. Yüksek Mahkeme işte bu suçlamayı oy birliğiyle iptal etti. Gelin gerekçelerine birlikte bakalım. Sağ olun. Arkadaşlar müsaade edin. Tam da o gün Samas hakkında açılan yeni davanın ilk duruşması sonrası geldi bu kritik karar. Yani onun yargılandığı kanun maddesi dolayısıyla zamanlama manidar. Ama bu olacaktı. Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanunu'nun örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme maddesini iptal etti. Yürütmeye de yeni düzenleme yapması için 4 ay süre verdi. Kararı eski İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu Halk TV'de yorumladı. Yapılmazsa verilen cezalar konusu ciddi sorun olacaktır. Madde bu suçu işleyeni ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırıyordu. AYM'ye başvuruyu bu gerekçeyle 2 ağır ceza mahkemesi yaptı. Yüksek Mahkeme de kanıtlanmamasına rağmen örgüte üye olanlardan daha fazla hapis cezasıyla cezalandırılıyor olmalarını anayasaya aykırı buldu. Sanığın bir yasal koruması söz konusu olmuyordu. AYM örgüt adına kavramı belirsiz dedi. Kamu otoritesinin keyfi uygulamalarına açık yorumunu yaptı. Maddeyi oy birliğiyle iptal etti. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdiye kadar verilmiş olan kararların tümüyle iptal edileceği anlamına gelmiyor. Yani çok sayıda sanığın dosyası yeniden ele alınacak. Madde uygulanmayacağı için ceza alanlar da itiraz edebilecek. Cumhuriyet Gazetesi davasında gazeteciler Akın Atalay, Orhan Erinç, Önder Çelik, şimdiki tip milletvekili Ahmet Şık, HDP'li Meral Danış Beştaş, gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan da ceza aldı bu maddeden. Hrant Dink'in katili Ogün Samas hakkında da tahliye sonrası yine bu maddeden yeni bir dava açılmıştı. Ogün Samas'la ilgili bu gündeme gelebilir mi? Evet, onu ilgilendirebilir.